Bilim insanları mutfaklarda kullanılan yağlar üzerinde bir araştırma daha yaptı. Araştırma sonuçları margarin tüketiminin depresyonu tetiklediğini, ayçiçek yağının da öğrenme düzeyini düşürdüğünü ortaya koydu. En sağlıklı yağlarsa tereyağı ve zeytinyağı. Restoranlarda ya da evlerde hemen hemen herkes yemeklerde margarin ve ayçiçek yağı kullanıyor. Ancak son araştırma margarin tüketiminin depresyonu tetiklediğini, ayçiçek yağının da öğrenme düzeyini düşürdüğünü ortaya koydu. Yemek yaparken hangi yağları kullanıyorsunuz? Zeytinyağı. Zeytinyağıyla yapıyorsunuz. Evet. Margarin kullandığınız oluyor mu? Bazen, nadir. Genellikle şeylerde, kurabiye, poğaça, o tarz. Ayçiçek yağını kullanıyorum. Margarin kullanıyorum. Ayçiçek yağı da kullandığımız oluyor, zeytinyağı da. Peki margarin ve ayçiçek yağının depresyon riskini tetiklediğini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilim insanları yağların kişiler üzerindeki etkisini öğrenebilmek için deney hayvanları üzerinde bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırma margarin tüketenlerde depresyon riskinin yükseldiğini, ayçiçek yağı ile beslenenlerde ise bellek ve öğrenme düzeyinin düştüğünü ortaya koydu. Ayçiçek yağı gerçekten herhalde hepimiz çok kullanıyoruz ve beni en çok şaşırtan yağlardan bir tanesi oldu. Ayçiçek yağı kullanan sıçanlarımızın ansiyete düzeyleri ve depresyon düzeyleri oldukça yüksek. Bence daha ilginç olanı karar verme yetilerini etkiledi bu. Zeytinyağı da kullanıyorum, üçünü de kullanıyorum, ayçiçek de kullanıyorum. Yapılan araştırmada ayçiçek yağının da margarin kadar tehlikeli olduğu sonucuna varıldı. Ayçiçek yağının beynin karar verme bölümünü etkilediği görüldü. Margarin, evet belki de en vahim diyebiliriz. Ayçiçek yağıyla benzer anksiyete düzeyine sahip olmakla birlikte yine karar verme yetenekleri aynı ayçiçek yağındaki gibi bozuldu. Daha da fenası bence depresyon belirtileri bu hayvanlarda en yüksek. Ayçiçek kullanıyoruz, her şey kullanıyoruz. Peki onların depresyona uğrattığını biliyor musunuz? Evet. Önümüze geliyor. Biz de yapıyoruz yani ev kadını olarak yani yemek yapmak da işimiz yani bu. Araştırmada en olumlu sonuç tereyağı ve zeytinyağından alındı. Bu yağlar depresyon riskini en aza indiriyor, öğrenme düzeyini de yükseltiyor. Geleneksel yöntemle elde edilen yayık tereyağındansa mucizevi bir sonuç ortaya çıktı. Tereyağıyla beslenen denek hayvanlarında kaygı düzeyinin düşük, depresyon belirtisinin ise olmadığı belirlendi. Zeytinyağı makinemiz var. O yüzden biz fabrikamız var yani. Zeytinyağı. Hep yani zeytinyağı tercih ediyoruz. Olmadan önce de onu tercih ediyoruz. Çok sağlıklı, çok güzel. Genellikle zeytinyağı. Margarin kullanmıyor musun? Yok, margarin fazla kullanmıyorum. Ben köyden be kızım, köy tereyağı kullanıyoruz biz. Öyle hazırlanma işimiz yok. Bol bol doğal köy tereyağını istediğiniz kadar yerseniz hastalanmazsınız.